Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Tanzimat dönemi şiiri genel özellikleri, Tanzimat edebiyatı birinci dönem şiiri ile ikinci dönem şiirinin karşılaştırılması, Tanzimat edebiyatı şiiri ile divan edebiyatı şiirinin karşılaştırılması konularını öğreneceğiz. Tanzimat dönemi şiiri Edebiyat tarihçileri ve eleştirmenler divan şiirimizin son büyük temsilcisinin Şeyh Galip olduğunu söylerler ve tarih olarak 18. yüzyılı belirtirler. Divan şiiri bu büyük ustadan sonra hayata ve sokağa açılma denemeleriyle bütün güzelliğini ve büyüsünü adeta kaybetmiştir. Tanzimat yıllarının büyük ustaları sayılabilecek Osman Şems, Yenişehirli Avni gibi şairler ise Şeyh Galib'in üzerine yeni bir şey koyamamış, onu bir türlü aşamamışlardır. Divan edebiyatı zamanla önemini yitiren bir edebiyat halini almıştır. Batı kaynaklı bir takım biçim ve içerikler yaratmak isteyen tanzimat edebiyatçıları sürekli bir düşüş yaşayan divan şiirini hedef almışlardır. Divan şiirini donmuş, kalıplaşmış olmakla, değişen hayatın koşullarını yansıtmamakla, toplumdan kopuk olmakla, dilin ağırlığıyla abartılı ve sanatlı söyleyişle suçlamışlar. Onu yok sayma, ortadan kaldırma çabasına girmişlerdir. Divan şiirine bu yolda ilk darbeye vuran Namık Kemal olmuştur. Namık Kemal çeşitli makale ve eleştirilerinde bu şiiri yerden yere vurmuştur. Ancak o bile divan şiirinin azın biçimlerini ve arz ölçüsünü, beyit ve bent birimlerini kullanmaya devam etmiştir. Sadece şiirin içeriğinde değişikliğe gitmiş, giderek değişmekte olan yaşam koşullarını ve zihniyeti şiirlerine yansıtmıştır. Tanzimat'ın ilk döneminde yetişen şairler içinde durum bundan farklı değildir. Yenileşmenin bu ilk döneminde divan şiiri geleneği varlığını devam ettirmiştir. Faydacı bir anlayışla bir takım yeni kavramları şiire sokmuşlar. Batı medeniyetiyle ilgili düşüncelerini şiirlerinde de anlatmaya çalışmışlardır. Dilde sadeleşme fikri savunulmuş fakat bunda başarılı olamamıştır. Tanzimat edebiyatı sanatçıları içinde şiirde asıl büyük yeniliği Abdülhak Hamit Tarhan gerçekleştirmiştir. Divan şiirinin bütün kalıplarını kırmış, hiç duyulmamış kalıplar, olabildiğince uzun dizeler, kafiyesiz şiirlerle bütün biçimsel yapıyı alt üst etmiştir. Üstelik şiirinin içeriğini ise olabildiğine serbest bir hayal gücü oluşturmuştur. Fransız itilalinin etkisiyle özellikle ilk dönem şairlerinde kanun, düzen, adalet, özgürlük, esaret, millet, vatan, bayrak gibi temalar işlenmiştir. Biçimde ve içerikte şiirimizin batılaşması, Tam anlamıyla Seretifun'un dönemini şairleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu dönemin şairleri divan şiiri geleneklerini büsbütün yıkmışlar. Hem biçimde hem içerikte yeni bir şiir yaratmışlardır. Bir yandan serbest müstezata yönelmişler. Diğer yandan da batı kökenli Sone, Terzerima, Balat gibi nazım biçimlerini yaygınlaştırmışlardır. Tanzimat şiiri ilk dönemde sanatsal ve estetik yönden bir kaygı taşımamış, çoğunlukla yeni kavram ve düşünceleri yaymada şiiri bir araç olarak görmüş, şiirde de faydacılık düşüncesini ön planda tutmuştur. Ancak ikinci evrede şiirin sanatsal ve estetik yönüne de önem verilmiştir. Tanzimat dönemi şairleri divan geleneğini savunanlar ve divan şiirini reddedenler olmak üzere ikiye bölünmüş. Bunun doğal bir neticesi olarak da yıllarca süren eski yeni tartışması başlamıştır. Tanzimat edebiyatının ilk döneminde Şinasi şiirde dil ve üslup yönünden konuşma diline yaklaşmaya çalışmış ancak bu sadeleşme çabası kendisiyle sınırlı kalmıştır. Namık Kemal, Ziya Paşa, Muallim Naci, Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit Tarhan'ın şiirleri konuşma dilinden bütünüyle uzak kalmıştır. Şinasi şiirde medeniyet, hukuk, adalet, kanun, devlet gibi yeni temaları ele almış, Namık Kemal de bunlara vatan ve hürriyet, geri kalmışlık temalarını eklemiştir. Tanzimat döneminin ikinci kuşak şairlerinden Abdülhak Hamid Tarhan ve Recaizade Mahmut Ekrem de toplumsal konuları bir yana bırakıp Bireysel bir anlayışla mistik ve metafizik konulara yönelmişlerdir. Tanzimat edebiyatının ilk döneminde divan şiirinin geleneği sürmüş ve şekil aynı kalmış, şiirin konusu değişmiş, şiire yeni konu ve kavramlar kazandırılmıştır. Şinasi şiirlerinde akıl ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmış. Bu nedenle edebiyatımızda klasisizm akımının bir temsilcisi olmuştur. Bunun dışında Namık Kemal başta olmak üzere diğer şairlerin şiirlerinde coşku ve lirizmin önemsendiği görülür. Bunlar da romantik şiirin ilkelerine bağlı kalmışlardır. Yani arkadaşlar coşku ve lirizm bizim romantizm akımının etkisi altında kaldığımızı gösterir. Tanzimat döneminin ilk şairlerinin şiirde toplum için sanat anlayışına İkinci dönem şairlerin ise sanat için sanat anlayışına bağlı kaldıkları görülmektedir. Bu temel bir farktır arkadaşlar. Arkadaşlar tazimal şiirinde divan şiirindeki parça bütünlüğü yerine konu bütünlüğü esas alınmıştır. Her iki dönemde de aruz ölçüsü kullanılmış, hece ölçüsü denenmemiştir. Nazım birimi olarak beyit kullanmıştır. Buradan da anlaşılıyor ki Divan edebiyatı geleneklerine bağlı kalmışlardır. Dilde sadeleşme fikri savunulmuş fakat Şinasi'nin dışında bu konuda başarılı olmamamıştır. Birinci dönem şiiri dışa, ikinci dönem şiiri ise içe dönüktür. Yani bu birinci dönem şiirinin toplumsal boyutlarda olduğunu, ikinci dönem şiirinin ise bireyin iç dünyasına yönelik olduğunu anlatmaktadır. Arkadaşlar Tanzimat şiirinin genel özelliklerine hakim olduktan sonra şimdi de Tanzimat birinci dönem ve ikinci dönem şiirlerini hep beraber karşılaştıralım. Tanzimat dönemi şairlerinin şiire bakış açıları da farklıdır. Birinci kuşak şairleri divan edebiyatını tenkit eder ve onu yıkmaya çalışırlar. Ziya Paşa şiir ve İnşa adlı makalesinde gerçek şiirimizin halk şiiri olduğunu söyler. Daha sonra yazdığı Harabat Mukaddimesinde ise bu görüşlerini değiştirir. ...ve divan şiirini savunur. Şiirleri teknik bakımdan eskiye bağlıdır. Namık Kemal ise... tahrib Harabat ve Takip adlı eserlerinde... ...Ziya Paşa'yı tenkit eder. Onu eski şiiri diriltmeyle suçlar. Namık Kemal'e göre divan şiiri... ...gerçeklerden kopuk ve mantıksızdır. İkinci kuşak şairleri ise şiiri... ...sanat açısından ele alırlar... ...ve estetik yönünü işlerler. Recaizade Mahmut Ekrem... Dil ve üsluptan hareketle yeni şiirin esaslarını sistemli bir şekilde açıklar. Ona göre şiirin tek gayesi güzelliktir. Bu güzelliği yaratacak iki unsur konu ve üslup güzelliğidir. Şiir ne ahlaka hizmet etmek ne de mantığa uymak zorundadır. Ahlak dışı değil ahlakla ilgisizdir. Güzel olan her şey şiirin konusudur. Şiirin konuşma dilinden ayrı özel bir dile sahip olması gerekir. Vezin konuya uygun ahengi yaratacak şekilde seçilmelidir. Bu görüşlerle yeni şiirimizin temelini atmış olunur. Tanzimat şiiri işlediği konular bakımından ikiye ayrılır. Birinci dönem şairleri Şinasi, Ziya Paşa, Namı Kemal, siyasi düşünceleri ve sosyal değerleri ön planda tutarlar. Sosyal meselelere siyasi açıdan bakarlar. Siyasi değişme ve gelişmelere paralel olarak şinasi, hak, kanun, adalet, millet, medeniyet, hükümet, reisi cumhur gibi sosyal muhtevalı ve meşrutiyetle ilgili kavramlara şiirinde yer verir. Namı Kemal'in şiirlerinde hak, adalet, eşitlik, vatan, hürriyet temaları ısrarla vurgulanır. Sosyal adalet ve din ise işlenen bir başka temadır. Tanzimat 2. dönem şairleri sosyal ve siyasi temaları devrin şartları içinde rahat kullanamazlar. Bunun yerine içe yönelmişler, ferdi duygulanmaları ve yaşanılan hayatı dile getirmişlerdir. Romantik edebiyatın etkisiyle düşünen, seven, acılara tepki gösteren, bazen de kadere karşı çıkan insan tipi ortaya çıkar. İkinci dönem şairlerinin kullandığı en önemli temalar tabiat ve ölümdür. Ölüm teması Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit'in şiirlerinde oldukça geniş bir yer tutar. Bu dönemde günlük olaylar ve duygulanmaların yanı sıra aşk teması da işlenmektedir. Aşk teması içinde kadın anlayışının da değiştiği görülür. Divan şairlerinin ideal kadın tipi yerine günlük hayattan karşımıza herhangi bir yerde çıkabilecek kadınlara yer verilir. İlk dönem Tanzimat şiirinde gazel, kaside, terkibi bent gibi biçimler kullanılırken ikinci dönemde Fransız şiirinin etkisiyle yeni biçimler kullanılmaya başlanmıştır. Birinci dönem şiiri dışa dönük, ikinci dönem şiiri ise içe dönüktür. Birinci dönem şairleri sanat anlayışlarını toplum için sanat üzerine kurmuşken ikinci dönem şairleri ise sanat için sanat görüşünü benimsemişlerdir. İlk dönem şiirindeki dil ikinci dönemdeki şiir dilinden daha sadedir. Her iki dönem şairleri biçim yönünden divan şiir geleneğine bağlı kalmışlardır. Her iki dönemde de aruz ölçüsü kullanılmış, hece ölçüsü denenmiştir. Nazım birimi beyittir. Her iki dönem şairleri romantizmin etkisi altında kalmışlardır. Bu dönem şiirinin Batı düşüncesiyle klasisizm ve romantizm edebi akımlarıyla ilişkisi vardır. İki dönemin şairleri de şiirde parça güzelliğini terk edip bütün güzelliğine ve konu birliğine önem vermişlerdir. Arkadaşlar, burada gördüğümüz birçok özellik divan şiiri geleneğinin birebir yansımasıdır. Yani her iki dönemde de divan şiiri geneli etkisini göstermiştir. Arkadaşlar Tanzimat birinci dönem ve ikinci dönem şiirlerini karşılaştırdıktan sonra şimdi de Tanzimat şiiri ile divan şiirinin karşılaştırılmasına bir göz atalım. Benzerlikleri Nazım şekilleri benzerdir. Kaside, gazel, terkibi bent, mesnevi gibi nazım şekilleri her iki dönemde de kullanılmıştır. Ölçüleri benzerdir. İki dönemde de Aruz ölçüsüyle şiirler yazılmıştır. Kafiyelin işleri benzerdir. Dilleri benzerdir. Arapça ve Farsça kelime ve tamlamaların kullanılması her iki şiiri de oluşturmuştur. Bu şiirlerin dilleri Arapça ve Farsça yoğunluğunda olduğu için benzerdir. Farklılıklarına bir göz atalım. Tema ve konu ile ilgili yani içerik bilgisi ile ilgili bir farklılık. Divan şiirinde tema, aşk, tabiat, tasavvuf, ahlak, övgü gibi iken tanzimat şiirinde tema, halka aydınlatmaya yönelik yeni tema ve konulardır. Hürriyet, eşitlik, adalet, kanun, yönetimden ve dönemden şikayettir. Arkadaşlar divan şiirinin geleneği ile tanzimatın ayrıldığı büyük nokta zaten temalardır. Bu konuda daha önce de bilgi vermiştik. Bunu unutmayalım. Tanzimat sanatçıları divan şiir geleneğinin biçim özelliklerini kullanırken içerikte gördüğümüz gibi yenilikler yapmışlardır. Şimdi de divan şiiri ile Tanzimat şiirinin yapı özellikleri bakımından karşılaştırılmasına bir göz atalım. Divan şiirinde genellikle beyitler kullanılır, ölçü aruzdur. Kafiyelenişi nazım biçimine göre belirlenir. Göz için kafiye benimsenmiştir. Nazım biçimlerinin belirli bölümleri vardır şiir nazım biçimine göre adlandırılır. Tanzimat şiirinde ise divan şiirin nazım biçimleri kullanılmasına rağmen klasik yapıda bir takım değişiklikler yapılmıştır. Tanzimat şiirinde beyit sayılarının değiştirilmesi, bölümlerin kaldırılması, bazen mahlasların kullanılmaması, bazı şairlerin aruz ölçüsünün yanında heceyi kullanmaları, ayrıca şiirlerde başlıkların kullanılmaması ve Nazım biçiminin yanında konu adının da eklenmesi gibi değişiklikler vardır. Zengin kafiye benimsenmiş, divan şiirinin aksine kafiye kulak içindir anlayışı Recaizade Mahmut Ekrem tarafından ileri sürülmüş ve zamanla taraftar kazanmıştır. Dil ve anlatım özellikleri divan şiirinde Arapça ve Farsça tamlamalara, söz sanatlarına yer verilmesinden dolayı ağır ağdalı bir dil tercih edilmiştir. Tanzimat şiirinde ise halkın anlayacağı bir dilde yazma anlayışına rağmen Arapça, Farsça kelime ve tamlamaların kullanıldığı görülür. Dildeki en büyük farklılıklar yeni kavramlara yer verilmesidir. Tanzimatı hatırlayacağız arkadaşlar. Tanzimat döneminde dilde sadeleşme savunulmuştu. Fakat bu sadece Şinasi tarafından başarıya kavuşturulmuştu. Diğer sanatçıların dilde pek sade olduğu söylenemez. Özellikle ikinci dönemde dil birinci döneme göre oldukça ağır bir şekilde kullanılmıştır. Evet arkadaşlar bu dersimizde Tanzimat dönemi şiiri genel özellikleri, Tanzimat edebiyatı birinci dönem şiiri ile ikinci dönem şiirinin karşılaştırılması ve Tanzimat edebiyatı şiiri ile divan edebiyatı şiirinin karşılaştırılması konularını öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.